Sevgili izleyiciler, Türkiye'de büyük dönüşüm bugün başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Esenler'de bir konuşma yaptı. Kentsel dönüşüm projesine start verecek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Tören ilerleyen dakikalarda tekrar devam edecek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasına devam edecek. Bu açıklamaları da yine canlı yayında ekranlarımızda izleyebilirsiniz. Bugün bir diğer canlı noktası da Çekmeköy'dü. Çekmeköy'de de askeri lojmanlarda kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar yapılacaktı. Yine bir diğer nokta Esenler. Esenler'de Havaalanı Mahallesi'nde vurulacak ilk kazma. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında hem kentsel dönüşüm projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu, görüşlerini aktardı. Bunun yanında yine gündemdeki konulara da değindi. Evet, şu an ekranlarda Çekmeköy'ü görüyorsunuz. Çekmeköy'deki bu askeri lojmanlar birazdan patlatılacak. Yine canlı yayında 24 ekranlarından bu anı da canlı olarak izleyebilirsiniz. Törene ilgi oldukça büyük. İki canlı yayın noktamızdan, Çekmeköy'den ve Esenler'den sıcağı sıcağına gelişmeleri, detayları sizlere aktarıyoruz. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında çok sayıda kamu binası da yıkılacak. Çekmeköy'deki bu askeri lojmanlar da bu kamu binası kapsamına giriyor. Evet, Esenler'deki törende Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük ilgi var, destek var. Sizler de şu an canlı yayında ekranlarda görüyorsunuz. Bu binalar, askeri lojmanlar dinamitlerle patlatılıp kontrollü olarak yıkılacak. Birazdan da bu patlatmalar gerçekleşecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüm projesiyle alakalı daha önce yaptığı açıklamalarda da bu projeyi ne pahasına olursa olsun yapacağını söylemişti. Ve bugün de bu önemli dev proje start alıyor. Esenler'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da törende konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm projesi İstanbul'da birçok noktada eş zamanlı olarak başlayacak sevgili izleyiciler. Depreme dayanıklı olmayan binalar yıkılıp yerlerine sağlam binalar yapılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bu konuşmasında bu konuya dikkat çekmişti. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce yeni yapılar, yeni hayat alanları
çevreye uyumlu, enerji verimliliğini esas alan, yeşile önem veren doğal kaynakları koruyan bir anlayışla inşa edeceğiz. Şimdi yeşil dediğimiz zaman hep akla neresi geliyor? Mezarlıklar geliyor. İstanbul'umuzda mezarlıklardan başka neredeyse yeşil alan kalmadı. Onun için yeni yeşil alanlara ihtiyacımız var. Esenler'de bugün atmakta olduğumuz bu adımla inşallah bu yıkımların yapılacağı ve onların yerine inşa edilecek bölge yeşille konutları bir arada özdeş hale getirecek olan bir proje olacak. Yeni yapılaşma anlayışımızın ekonominin canlandırılmasına, işsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik de bir boyutu var. Elbette hepsinden önemlisi, mevcut güvensiz yapıların karşıda olduğu gibi can ve mal emniyetini temin eden yeni yapılarla adeta değiştirilmesi. Yerlerine bu ikame edilecek. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu işte bu hedeflerimize süratle ve etkin şekilde ulaşmamızı sağlayacaktır düzenleme. Ben Esenler'de bulunan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizim bu projemize destek verdiler. Gönül verdiler. Ve talepler artıyor. Ama şunu ifade etmem gerekiyor. Diyelim ki şuradan başladık. Bir taraftan yıkımlar yapılıyor. Birileri de direniyor. Tekliflerimiz biliyorsunuz belli. Parasıysa parası. Hazır konutlarsa hazır konut. Ben burada yapılacak olandan istiyorum diyorsan burada yapılacak olandan. Bunların hiçbirine hayır diyorsa kusura bakma. O zaman yetki var bu kanunda, yıkar geçeriz. Yıkar geçeriz. Niye? Çünkü yarın Allah göstermesin bir deprem olduğunda yıkılırsa altında kaldığında niye buna müdahale etmediniz sorusuyla biz karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bunun bedellerini Gölcük'te ödedik. Düzce'de ödedik. Sakarya'da ödedik. Bolu'da ödedik. Van'da ödedik. Artık ödeyemeyiz. Ha bu hiç olmaz mı? Yine olacaktır muhakkak. Ama bunu minimize etmemiz lazım. Modern şehirler kurmamız lazım. Ülkemizdeki bütün binaların, bütün yapıların süratle kontrol edilmesini sağlıyoruz. Az önce Çevre ve Şehircilik Bakanım rakamları verdi. Teknik olarak riskte bulunanların kısa bir süre içinde yıkılıp yerine sağlıklı yapılar inşa edilmesi için gerekli mekanizmaları kurduk. Ve şundan da bunlar işletilmeye başlandı. Buradaki asıl amacımız bir binayı yıkıp yerine yeni bir bina yapmak değil. Asıl amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek. Yani rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir. Yapmak istediğimiz bu. Kardeşlerim, bugüne kadar hep yara sarmakla uğraştık. Bundan sonra, bu ifademe lütfen dikkat, yara sarmakla uğraşmayacağız. Ya yara alınmamasını sağlayacak bir süreci başlatıyoruz. Bu proje Türkiye'de bugüne kadar başlatılmış en büyük imar hareketidir. Çünkü burada milyonlarca binayı yıkıp yeniden yapmaktan söz ediyoruz. Bugünkü törenimizde 35 ilimizdeki 75 farklı noktada 3169 binanın yıkımını başlatarak bu sürecin ilk adımını atıyoruz. Töreni gerçekleştirdiğimiz Atışalan Mahallesi ve Atışalan Tuna Mahallesi'nde 331 yapı ve 1550 bağımsız bölüm dönüşüm projesi içerisinde yer alıyor. Kentsel dönüşüm projesi. Değerli kardeşlerim, havaalanı sakinleri olarak hep birlikte bu işin içindesiniz. Proje tamamlandığında
bu mahallelerdeki 5430 vatandaşımız güvenli ve yeni konutlarına kavuşmuş olacak. Ve bu konuda özellikle Havaalanı Mahallesi sakinlerine gösterdikleri yürekli davranışla bu projeye verdikleri destekle de teşekkür ediyorum. Yine bu törenle Beyoğlu'nda 87 adet yapı ve 295 bağımsız bölümün dönüşümünü başlatıyoruz. Beyoğlu'nda da 1200 vatandaşımız yeni ve güvenli konutlarına kavuşacaklar. Etap etap devam edecek bu süreci inşallah başarıyla tamamlayacağız. Böylece ülkemizi 60 yıllık geçmişe sahip bu büyük sıkıntıdan kurtaracağız. Değerli kardeşlerim, insanımız için, insanımızın özellikle can ve mal güvenliği için başlatmış olduğumuz bu projeyi vatandaşımızın mağduriyeti üzerine kurmamız elbette söz konusu olamaz. Onun için bu projeyi siyasi partilerden sivil toplum örgütlerine, üniversitelerimizden özel sektörümüze kadar herkesle işbirliği halinde yürütmek istiyoruz. Tabii ki en başta da hak sahiplerinin rızasını almak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden kanunu öncelikle vatandaşımızın kendi dönüşümünü kendisinin yapmasına imkan verecek şekilde çıkardık. İsteyen vatandaşımız riskli evini kendisi yıkacak ve yenisini de yine kendisi yapacak. Parası yoksa kredi vereceğiz. Evinin yıkıldığı sürede oturacak yeri yoksa kira yardımı yapacağız. Eğer bir yapı grubu içindeki ev veya iş yeri söz konusu ise onlara da aynı şekilde muadil imkanlar sağlayacağız. Yani kendi evini, iş yerini yıkıp kendisi yapmak isteyene devletin tek müdahalesi kredi ve kredi yardımı konusundaki düzenleme olacak. Onun dışındaki her şeyi vatandaşımız kendisi yürütecek. Ama o çürük haliyle orada kalamaz. Kalmayacak. Vatandaşlarımızdan bir kısmı bu işin altından kendisi kalkamayabilir. Bu durumda da anlaşma esasına dayalı olarak farklı çözümler devreye girecek. Dönüşümün gerçekleştirildiği yerdeki vatandaşlarımızın 2/3 nitelikli çoğunluğuyla alacağı kararlar doğrultusunda uygulamalar yürütülecek. Biz bu sorunu bir an önce çözmek, dönüşümü süratle tamamlamak istiyoruz. Yuva yıkmayı değil, tam tersine güvenli, huzurlu yuvalar inşa etmeyi şu anda hedefliyoruz. Bu konuda tabii siz değerli vatandaşlarıma, kardeşlerime çok büyük görevler düşüyor. Buradan sizlere sesleniyorum. Bir hizmetkarınız olarak sesleniyorum. Efendiniz olarak değil. Ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan yapılarınızı lütfen bir an önce tespit ettirin. Siz yapmazsanız bunu ilgili kamu kuruluşları yapacak ve o binalar mutlak surette yıkılacak. Vatandaşımızın sağlıksız binalarda yaşamaya devam etmesine göz yummayız, yummayacağız. Biz istiyoruz ki bu dönüşüm sürecini reysen değil, vatandaşımızla birlikte onunla işbirliği içinde onun rızasıyla yürütelim. Önceliğimiz bu yöntem. Kentsel dönüşümü sadece binaların yenilenmesi olarak düşünmemek lazım. Biz bu dönüşümle aslında parkları, yolları, otoparkları, eğitim kurumları, sağlık tesisleriyle yepyeni yaşam merkezleri kuruyoruz. Şimdi bunu gerçekleştireceğiz. İnsan çevresini şekillendirdiği kadar çevresi de insanı şekillendirir.
Çünkü unutmayın, şehirlerin bizim üzerimizde hakkı var. İnsanın şehirler üzerinde hakkı olduğu kadar. Gecekonduların çarpık duvarları arasından dünyaya bakmak başkadır. Mimarisiyle, altyapısıyla, çevresiyle en güzel şekilde inşa edilmiş bir evin penceresinden dünyaya bakış bambaşkadır. İnsanın hayatındaki pek çok şeyi değiştirme şansı olmayabilir. Ama konut bunlardan biri değildir. Biz insanımıza oturduğu evi, ekmeğini kazandığı iş yerini, şayet sağlıksızsa, güvensizse değiştirme imkanı getiriyoruz. Bunu sağlıyoruz. Türkiye inşaat sektörü olarak da bu büyük dönüşümü gerçekleştirebilecek altyapıya sahip. İnşaat sektörü bilhassa geçtiğimiz 10 yılda çok büyük gelişme kaydetti. 2002 yılında 36 milyon metrekare için inşaat ruhsatı verilirken 2011 yılında bu 124 milyon metrekareye ulaştı. Nereden nereye? İnşaat firmalarımız ülkemiz sınırlarını aştı. Dünya çapında birer marka haline dönüştü. Şu anda dünyada Çin'den sonra ikinci sırada Türk müteahhitlik firmalarıdır. Buraya geldik. Bu dönüşümün fiilen gerçekleşmesi konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmayacağına inanıyoruz. Bugün Bismillah deyip kentsel dönüşüm seferberliğini başlatıyoruz. Bu sürecin sonunda milyonlarca bina yıkılıp yeniden yapılacak. Çarpık şekilde yapılaşmış bütün alanlar inşallah yeniden düzenlenecek. Ve mahallelerde artık katlı otoparkları göreceksiniz. Sosyal donatı alanlarını göreceksiniz. Artık sokaklarda açık otoparklar olacak ama sokaklarda, caddelerde bir tarafta bir otopark otoşeridi park etmiş, bir diğer tarafta yine bir park şeridi, aradan zor bir araç geçer. Bu devri inşallah bu yeni yapılan, planlanan yerlerde ortadan kaldıracağız. Milletimiz için, ülkemiz için, kentsel dönüşümün gerçekleştirileceği illerimiz için, oralarda yaşayan vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha gösterdiğiniz bu ilgi sebebiyle şahsım, hükümetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Tüm belediye başkanı arkadaşlarıma gösterdikleri bu gayret sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanıma, Esenler'de ilçe belediye başkanıma ve tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, tüm teknik kadrolarına teşekkür ediyorum. Şu anda farklı illerde yıkıma, yapıma iştirak eden tüm arkadaşlarımı da evet Esenler Havaalanı Mahallesi'nden tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Şimdi ekranda zaten dev ekranlarda izleyeceğiz. Hep beraber bunu takip edeceğiz. Evet, ilgili arkadaşlarımızı buraya alalım. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, kentsel dönüşümü başlatmak üzere 8 ayrı noktaya canlı bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktarı, Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ömer Dinçeri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu'yu, milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, TOKİ Başkanımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Aziz Babuşçu'yu, Esenler Belediye Başkanımızı ve ilçe belediye başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Canlı bağlantılara geçmeden önce afet riski altındaki alanların dönüşümü kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda evi dönüşüm kapsamına dahil edilen vatandaşlarımıza takdim edilmek üzere kira yardımı olarak verilmek üzere
Esenler Belediye'mize 10 milyon Türk liralık çeki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediye Başkanımız Sayın Tevfik Göksu'ya takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum efendim. Sevgili kardeşlerim, şu anda Esenler Belediye Başkanlığı'na 10 milyon TL'lik çeki burada evleri yıkılacak olan kardeşlerime, yeni taşınacakları evlerde kira bedeli olarak teslim ediyorum. Görüldüğü gibi her şey peşin. Taksidi falan yok. Belediye başkanımız da bu kardeşlerimize kiralarını verecek ve onlar da yeni evleri yapılana kadar kirada oturacaklar. Daha sonra tekrar inşallah yeni modern evlerine taşınacaklar. Hayırlı olsun. Sayın Başbakanımız, canlı bağlantılarımızı gerçekleştiriyoruz. İlk olarak Bingöl'deyiz. Karşımızda Bingöl Valimiz Sayın Mustafa Hakan Güvençer ve Belediye Başkanımız Serdar Atalay. Hakan Bey, bizi duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Başbakanım. Evet, şöyle bir zoomlayalım. Yıkım yapılacak yeri bir görelim. Evet, kısmen görüldüğü gibi yıkım başladı. Şimdi bu binalar da yine yıkılacak olan binalar. Evet. Bingöl'ümüz için, bu tabii benim aslında orada yıllardır arzumdu. Her gidişimde bu binaları gördükçe ne zaman yıkıyoruz, ne zaman yıkacağız hep konuşuyordum. İşte şimdi artık bu rüyamız hayaldi, gerçek oldu. Şimdi bunlar bitecek. Ve Bingöl depreminde o yeni Bingöl'ü inşa etmiştik. Şimdi bu yeni Bingöl'e ilave olarak bunlar da yine aynı şekilde TOKİ'nin yapmış olduğu o binaları burada da yine TOKİ inşa etmek suretiyle süratle devam ettirecek. Görüyorsunuz makineler çalışıyor. Halk, millet, devlet. El ele verdiğinde bakın neler oluyor. Mesele bu. Evet, şimdi Vali Bey'in yanına gelelim. Evet, Hakan Bey, Serdar Bey, hayırlı olsun diyoruz. Buyurun. Herhalde duyamıyorsunuz. Sayın Başbakanım, şimdi sizi duydum. Müsaade ederseniz birkaç cümleyle Türk hemşehrilerimiz adına size teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Efendim, hemen sözlerimin başında belediye başkanımızla birlikte tüm hemşehrilerimiz adına sizleri şükran duygularımızla saygıyla selamlıyoruz efendim. Biraz önce hep birlikte şahit olduğumuz sembolik yıkımla inşallah hep birlikte yepyeni bir Bingöl imar etme adına gösterdiğimiz çabaların küçük bir numunesini sizlerle paylaştık. İnşallah bu yıkımla bizler yükselen Türkiye ile birlikte yol alan Bingöl'ün önündeki engelleri de engellerden birini de sembolik olarak yıkmış olduk. Bu manada tüm hemşehrilerim adına sizlere şükranımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, belediye başkanımız Serdar Bey'e de teşekkür ediyorum. El ele, omuz omuza inşallah süratle buradaki konutlarımızı inşa edeceğiz.
Sayın Başbakanım, ben de Sayın Valim gibi zat haliniz başta olmak üzere bütün yetkililere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bingöl halkı adına müteşekkiriz. Türkiye'nin zihinsel dönüşümüne paralel olarak Bingöl'de kentsel dönüşümü de öncü illerden biri olarak başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Saygılar sunuyorum efendim. Hayırlı olsun. Sayın Başbakanım, ikinci canlı bağlantımızı İzmir'e gerçekleştiriyoruz. Karşımızda İzmir Valimiz Mustafa Cahit Kıraç ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ata Erpolat. Cahit Bey, duyuyor musun bizleri? Cahit Bey, duymuyorsun galiba. Şimdi evet, duyduk. Evet, şöyle bir zoomlayalım. Yıkım yapılan yeri bir görelim. Görüyorsunuz değil mi? Bak kaç katlı binalar. Allah göstermesin, bu binalar yıkılacak olsa bir deprem felaketinde bunun bedeli ne olur görüyorsunuz. Evet Cahit Bey, buyurun şöyle kısa özet. Sayın Başbakanım, İzmir olarak biz de heyecanlıyız. Türkiye için önemli güne biz de tanıklık ediyoruz. Şahsımızda hükümetimize hürmetlerimizi sunuyoruz. İzmir'de 4.435 hektarlık bir alanda 313 bin konutun kent yenileme projesi çerçevesinde işlemini başlatıyoruz. Bu İzmir için bir mirastır, Türkiye için bir mirastır. Sizlere deprem bölgesi İzmir'de geleceğimizin güvencesi olarak görüyor. Saygılar sunuyorum Sayın Başbakanım. Sayın Başbakanım. Evet. Buradaki arkadaşlar duyuyorsun Cahit Bey. Sayın Başbakanım, milletvekilimiz Aydın Şengül burada, Hava Eğitim Komutanımız burada. İzmir'de 300 bin üzerinde konutu inşallah bu proje çerçevesinde yenilenmiş olacağız. Teşekkür ediyoruz. İzmir'de deprem güvenliği az olan illerimizden birisi. İnşallah gelecek nesiller daha güvenli ortamlarda, huzurlu güvenli konutlarında yaşayacaklar. Bu vesileyle İzmirliler adına şükranlarımı sunuyorum Sayın Başbakanım. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sayın Başbakanım, Samsun'dayız. Karşımızda Samsun Milletvekilimiz Akif Çağatay Kılıç, Valimiz Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve Canik Belediye Başkanımız Osman Genç. Evet Hüseyin Bey, duyuyor musun bizleri? Sayın Başbakanım, duyuyoruz efendim. Evet, Çağatay Bey'i görüyorum buradan. Yusuf Ziya Bey'i görüyorum. Evet. Şöyle bir zoomlayalım. Yıkım yapılan yeri görelim. İşte millet isteyince, el ele verince demek ki olabiliyor, olacak. Şimdi biz bu süreç içerisinde bir prensip kararı aldık. Önce dedik, kamuya ait binalar neredeyse, İşe oradan başlayalım. Önce kamu binalarını yıkalım. Ondan sonra özele geçelim. Yani kendimize uygulamayı yapalım. Ondan sonra da vatandaşa gidelim. Şimdi buradakilerin bir kısmı kamu kuruluşlarına ait binalardır, lojmanlardır. Onlardan yıkım başlattık. Evet, şimdi Hüseyin Bey'in yanına tekrar dönelim. Evet Hüseyin Bey, şöyle kısa özet, buyurun. Sayın Başbakanım, Samsun'da en derin saygılarımızı sunuyoruz. Şu anda startınızda başlatılmış olan yıkım işinde toplam 600 konut yıkılacak.
ve bundan sonra Samsun'da kentsel dönüşümle ilgili çalışmalara sizlerin de talimatıyla hızlı bir şekilde devam edilecek. Ben öncelikle yaşadığımız sel felaketi nedeniyle Samsun'a göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve desteğe tüm Samsunlar adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün burada başlatılmış olan bu projeyle daha sonraki süreçte yine kentsel dönüşüm kapsamında 6306 sayılı yasa kapsamında yapılacak çalışmalarla Samsun kentsel dönüşümde öncü kentlerden birisi olacak. Bugün bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizlere Samsun adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Esenler Havaalanı Mahallesi'nden sizlere selamlar, sevgiler. Evet, şimdi Sayın Başbakanım, Gaziantep'teyiz. Karşımızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin, Valimiz Sayın Erdal Ata, Belediye Başkanımız Doktor Asım Güzel Bey, Şahin Bey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu. Evet. Erdal Bey, duyuyor musun bizleri? Necat Bey'i görüyorum, Tahmazoğlu'nu görüyorum, Uzer'i görüyorum, Derya Hanım'ı görüyorum. Fatma Hanım orada yok. Evet. Evet. Buyurun. Şöyle yalnız bir dakika. Bir dakika şöyle bir yıkımları görelim. Bu hasretimizdi. Ağlayarak değil, görüyorsunuz. Herkes şu anda mutlu ve daha ideale, daha güzele, planlı, gerçekten projeli konutlarına inşallah en kısa zamanda girmenin hasreti içerisinde bu adımları atıyoruz. Ama dediğim gibi devlet, millet el ele. Her şey insan için, her şey Türkiye için. Dönelim Gaziantep Valimiz Erdal Bey'in yanına. Evet, kısa özet, buyurun. Sayın Başbakanım, ilimizde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi uygulanmakta şu anda. Şahin Bey Belediye'miz 12 mahallemizde 150 bin metrekareyi kapsayan 2596 konutun yıkımını bu çerçevede gerçekleştirecek ve Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesi burada uygulanmakta. Şu ana kadar kamulaştırma için 70 milyon civarında ödeme yapıldı. 1143 konut yıkıldı. Diğerlerinin kamulaştırma işlemleri de devam ediyor. Biter bitmez bunlar da yıkılacak. Böyle bir projeyi Türkiye genelinde başlattığınız için başta zateniniz olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sayede insanlarımız daha çağdaş, daha modern kentlerde yaşama şansına kavuşacaktır. Ben bölgede uygulanmakta olan projenin ilimizdeki tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Esenler, evet, Havaalanı Mahallesi'nden sizlere selamlar, sevgiler. Sayın Başbakanım, Beyoğlu'ndayız. Karşımızda Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan. Evet. Ahmet Misbah Bey, bizleri duyuyor musun? Esenler'den sizlere sesleniyoruz. Sayın Başbakanım, sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 1125 kişi şu anda buradayız. 87 bina ve 295 bağımsız bölümden, konuttan vatandaşlarımızla ittifak halinde bu mutlu günde, bu büyük Türkiye vizyonunun içerisinde olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Değerli kaymakamım yanında, değerli ilçe başkanım yanında ve çevremizde bu binaların sahipleri olarak buradayız ve mutluluğumuzu bölüştüğünüz için
ve bu anı bize yaşattığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Evet, şöyle bir de zoomlayalım görelim. Evet, görüldüğü gibi yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Evet, şimdi buraya mı dönüyoruz? Sayın Başbakanım, Küçükçekmece'deyiz. Karşımızda Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Aziz Yeniay. Aziz Bey, bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Başbakanım. Evet, kısa özet. Evet, buyurun. Şöyle bir zoomlayalım, yıkımları görelim. Muhabbetle selamlıyoruz efendim. Evet, tekrar başkanımızın yanına dönelim. Aziz Bey, kısa özet buyurun. Sayın Başbakanım, bölgede belirlemiş olduğumuz 20 alanda 51.096 binanın bağımsız bölümün dönüşümün startını verdik. Şu anda belediye binamızın da içinde bulunmuş olduğu alanın dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. İfade ettiğiniz gibi burada %100 mutabakatla vatandaşımızın katılımıyla bu çalışmalar gerçekleştirilmekte. Tabii yine az önce ifade etmiş olduğunuz gibi buradaki yapmış olduğumuz dönüşüm çalışmaları plan yoğunluklarını esas alarak ve burada yaşam alanlarını iyileştirecek, daha yaşanabilir çevreleri de kazandıracağımız standartlarda yapılmakta. Ben bu vesileyle zaten başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Hukuk Adalesi Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza emeği geçen herkese şükran ve teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Evet. Esenler Havaalanı Mahallesi'nden Küçükçekmece'ye selamlar, sevgiler, hayırlı olsun inşallah. Sayın Başbakanım, Kahramanmaraş'tayız. Karşımızda Kahramanmaraş Valimiz Şükrü Kocatepe, Belediye Başkanımız Mustafa Poyraz ve Müsteşar Yardımcısı Sayın Bahattin Kaptan. Şükrü Bey, duyuyor musun bizleri? Sayın Başbakanım, Kahramanmaraş'tan selam ederim. Mustafa Bey'i de görüyorum. Evet, şöyle bir zoomlayalım. Yıkımı yapılan inşaatları görelim. Evet.
Valimizin yanına dönebiliriz. Şükrü Bey buyurun. Şöyle kısa özet buyurun. Sayın Başbakanım, Kahramanmaraş İl Merkezi'nde 60 daireli Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ait 3 blok, yine Pazarcı ilçemizde Tarım İlçe Müdürlüğü'ne ait bir bina ve Andırın ilçemizdeki hükümet konağının yıkımıyla kentsel dönüşüm uygulamasına başlıyoruz. Kahramanmaraş Şehir Merkezi'nde öncelikle deprem riski altında olan 1500 konutluk alanın yeni yerleşim yerine yapılması ile ilgili olarak belediyemizin başlattığı çalışma, rezerv alan çalışması tamamlanmıştır. Kahramanmaraşlıların yakın zamanda bu kentsel dönüşüm ile ilgili olarak Yeren bölgesindeki binaların yapılarak yeni evlerine kavuşması ümidiyle sizlere şükranlar var. Kentsel dönüşüm uygulamasının başlamasıyla ilgili olarak biz sizlere şükran duygularımızı sunuyor, saygılarımızı arz ediyoruz efendim. Evet, biz de İstanbul Esenler Havaalanı Mahallesi'nden selamlar, sevgiler gönderiyoruz tüm Kahramanmaraş'a. Sayın Başbakanım, Çekmeköy'de askeri lojmanlardayız. Mühendis, görevli mühendis arkadaşımız karşımızda. Buradaki yıkım patlayıcıların ateşlenmesi sonucunda gerçekleştirilecektir. Görevli arkadaşımız, görevli mühendis arkadaşımız talimatınızı bekliyor efendim. Evet, şimdi burada ülkemizde ilk defa bir uygulama yapıyoruz. Patlatma usulüyle bir binayı olduğu yerde nasıl yıkacağız? Şimdi bunu göreceksiniz. Şöyle bir zoomlayalım, geniş alalım, geniş ölçekten bir görelim. Ondan sonra da buradan biz talimatı verelim. Evet. Çekmeköy'deyiz gördüğünüz gibi. Şu anda Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bizler dev ekrandan sizleri izliyoruz ve siz hazırsanız biz de hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Evet, aynı anda 6 bina görüldüğü gibi şu anda yıkılmıştır. Hayırlı olsun. Artık bizim sıçrayarak, yürüyerek değil, gitmemiz lazım. Nereye? Hedefe. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne böyle çıkacağız. Onun için sizin bu heyecanınız, bu coşkunuz işte bizi buralara getirdi. Ve şimdi de karşımızdaki binanın yıkımında beraberiz. Hemen karşımızda. Olduğunuz yerde şöyle geriye dönerseniz birlikte bunu izleriz. Evet. Operatörümüz hazır mı? Hazırız değil mi? Peki. Buyurun. Ya Allah! Bismillah. Bu bina 25 yıllık bir bina, değil mi başkan? 25 yıllık bir bina. Ama hakkında riskli raporu olan bir bina. Ve şimdi bu binayı gördüğünüz gibi yıkıyoruz. Ve bu tabii çevredeki binalarla birlikte bu yıkım devam edecek.
Burada 5 binanın yıkımı hazır. Onlar da devam edecek. Süratle onları da inşallah yıkımını gerçekleştireceğiz. Ve buradaki hedefimiz şu. Evet, yani bununla birlikte toplamda Esenler'de 410 bina yıkacağız. Hepsinin anlaşması, mutabakatı tamamdır. Ve yoğun bir şekilde bunları da 3 aydan bitireceğiz. 3 ayda inşallah bunlar bitecek. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Türkiye genelindeki Kentsel Dönüşüm Başlıyor programı burada sona erdi. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerin olsun, sağ olun, var olun. Allah'a ısmarladık.